sunuldu EYT'lilere ama emekli olmak da galiba ülkemizde çok kolay değilmiş, değil mi? Emekliliği direnerek aldınız, kazandınız. Şimdi emekli olmanın zorluklarıyla karşılaşıyorsunuz. Kesinlikle doğru ama bu evet hak verilmez alınır bir söylem var, mücadele tabii, var. Tabii. Önce size haklarınızı veriyorlar. Sonra diyorlar ki ya biz bu hakkı verdik ama bunu biz nasıl ne şekilde kendi lehimize çeviririz? Bakın bu siyaseten içerisinde işçi emekçinin olmadığı, biz yani o 99 öncesi hakkımıza sahiptik. Üçüncü bir hak verildi. Yıllarca mücadele ettik. Kazananın seçim sürecinde tek kazananı biz olduk. Fakat bu böyle olmamalı. Bu sadece çalışma hayatıyla alakalı değil. Siyasetin içerisi bir defa insan odaklı olmalı, vatandaş odaklı olmalı, sorun çözmeli olmalı. Hak alıcı değil de Türkiye şartlarında en iyiyi sunmalı. Tabii. Niçin hep Avrupa'nın emeklilik şartlarından bahsediliyor? Örnek veriliyor, yaş haddi 62, 65, 67 deniliyor. Eğer ki o emekliliğin Avrupa şartlarını Türkiye'ye vermiş olsanız, biz emeklilikte bugün 7500 lira oluşturulan yaşlılık aylığını konuşuyoruz. Onlar Türkiye'yi, dünyayı gezerken biz Avrupa yakasından Asya yakasına 4 kişilik, 2 kişilik aileyle geçinemiyoruz. Ya. Ne kadar içler acısı bir durum. O yüzden önce hakkı bize veriyorlar. Ondan sonra bakıyorlar, diyorlar ki ya biz bunu verdik de işte acaba pişman mı olduk? Acaba bunları bir mücadeleye mi soksak? Acaba fazla mı verdik? Ya yapmayın böyle. Bütün siyasetçilere, Cumhurbaşkanımıza bile sesleniyor. Eğer siyaset vatandaş için var, devletimiz öncelikle millet için var, milletin oluşturduğu bir süreçte önce vatandaş demeyi bilirsek, haklarımıza, hukukumuza saygılı olursak, niçin mutlu olmayalım? Niçin burada bu enflasyonun yükünü siz, siyasetçilerimiz, siyasi büyüklerimiz, emekliye yüklüyorsunuz ki? Evet. Bu arada Gönül Hanım, özür diliyorum. Son cümlenizi duyamadık. Yani öfkemiz var, üzüntümüz var bu anlamda ama federasyonumuz, biliyorsunuz ben resmi anlamda bayrağımı devreden bir başkan olarak sağ olsunlar onursal başkanlığıyla ünvanımı yürütüyorlar. Mücadele bitmeyecek, mücadele devam edecek. Öncelikle anayasal haklar, hukuklar ve insanca bir yaşam için. Evet. Böyle düşünüyorum. Mücadelede de her yerde olmaya da gayret edeceğiz. Saadet Hanım izleyicimiz yazmış. O diyor ki EYT meselesi kökten çözülmedi diyor. Şimdi bu kök maaştan o kadar çok kökten konuya geliyoruz ki izleyicilerimiz de geliyorlar. 5000 prim ve kısmi emeklilik hakkımız bizim masada kaldı diyor. Mağduriyetin giderilmesi adına işlem yapılmasını istiyorum ben de diyor. Masada bırakılan 5000 prim kısmi emeklilik hakkımız var denmiş. Ne diyorsunuz Gönül Hanım buna? Kökten çözüldü mü? EYT'lilerin kısmi mi sorunları çözüldü? EYT'nin büyük bir kısmının sorunu çözüldü ama kökten çözüldü diyemiyoruz. Neden diyemiyoruz? Gözümüzün içine baka baka biliyorsunuz o zamanlar görevdeydim. Plan bütçeye katıldık, ettik. Eski Çalışma Bakanımız defalarca dedi ki nereden çıkarıyorsunuz emeklilikte prime takılanları dedi. 99 öncesi haklar neyse o haliyle bu kanun yasalaşacak dedi plan bütçe görüşmelerinde 2022 sene sonunun sürecinde. Ama bir baktık ki sadece yaş haddini kaldırdık dediler. Sanki kademeli prim gün sayısı inanın 99 öncesi varmış gibi lanse ettiler. İnsanları böyle inandırmaya çalıştılar. 3600'ün kısmi emeklilik bekleyenine niçin yaş haddini kaldırmadınız? Onlar üvey evlat mı? Ya da emeklilikte prime takılanlar olarak isminin değiştiği EYT'liler burada
99 öncesi hakkına aynı haklara sahipken niçin kademeli prime maruz bıraktınız ve bu açıklamayla Çalışma Bakanımızın, eski Çalışma Bakanımız Vedat Bilgin'in söylemiyle dendi ki 99 öncesi bu cümleyi bakanlığımız söylüyor, en güvenilir merciğimiz söylüyor ve arkadaşlarımız borç alıyor, harç alıyor, kredi alıyor, bir haliyle arabasını satıyor, evini satıyor ve emeklilik için gidiyor, borçlanıyor. Bugün o arkadaşlarımız açlıkla, sefaletle o krediyi ödeme gayreti içerisinde. Ya da 50 yaşındaki, 52 yaşındaki bir arkadaşımın bu saatten sonrasına iş bulması imkansız. İmkansız. Ama ortada bir söz var, inanmışlık var, fakat kökten çözüm. Hep kökten gidiyoruz. Hep mağdur edilen, yine emeklilikte yaşa takılanlar oluyor. Ne bitmez çilemiz varmış. Şimdi de hem kökten çözülmeyen EYT sorunu, kök maaşa gelen %25 zamla, bakın 7500 deniliyor ya, buradaki o oyalamaca, kandırmaca gibi bir hani cümleyi belki yanlış kullanıyor olabilirim. Lanse edilen algıyla %25 zam. Herkes bekliyor ki 7500 liranın üstüne zam gelecek. Bankaya yatan maaşına bir bakacak, diyecek ki ya ben %25 almadım. Hayır, %25 7500'ün üstüne gelmeyecek. Eğer ki 6501 lira emekli maaşınız varsa 7501 lira, 1 lira %25'in zammını göreceksiniz. Ya gerçeklik böyle. Tabii. Evet, 6000 lira maaşınız varsa sizin %25 zamla 7500 lira zaten alıyorsunuz. 7500 lirayla, hani matematikte bir sayısı etkisiz eleman ya, bizde de %25 6501 liranın üstünü geçmiyorsa etkisiz eleman %25. Evet. Ne kadar trajedi yani, hani konuşuyoruz, çenemize vuruyor bu haliyle, ama hakikaten emekliler gözden çıkarıldı ya. Yani bu süreçte siz memurumu ben ihya edeceğim değil, emek vermiş, hizmet etmiş, yıllarını vermiş ve en rahat edecek, insanca yaşayabilecek bir maaşa sahip olup da huzurla zamanı sürdürecek emeklileri hiçe saymakla görmüyorum ya. İsterseniz ölüyor musunuz, kalıyor musunuz? Ben size 7500 ve 9 milyon kişi var bu haliyle. Şimdi önümüzde yerel seçimler var. Bakalım yerel seçimlerde ne olacak? Bu en düşük emekli maaşı yükseltilecek mi? Biliyorsunuz seçimlerde de görmezden gelinemiyor iktidar tarafından. Umut yeni seçim sürecine kalmış gibi görünüyor açıkçası. Valla ucunda mücadele var tabii ki. Önce elimizden alınan haklarımızın çığlığını vermek zorundayız. Çünkü ağlamayana emzik vermiyorlar Türkiye şartlarında gerçekten. Yani ağlamak istemiyoruz ama siyasetin dilinde o kadar mağduriyet yaşatılan ortamları görüyoruz ki, ya bizim anayasal bir hakkımızda niçin alanda, meydanda, orada burada olalım? Bu hak verilmiş, evet. Seçim sürecinde de bütün siyasi partiler için o kadar önem arz ediyor ki o tarih. Evet. Demin dediniz ya, EYT 2023 seçimleri olmamış olsaydı çıkacak mıydı? Biz çığlığımızı 12-13 sene boyunca tabii verdik. Ve seçimi kaybetsem dahi yokum denilen bir süreçte 2023 seçiminin önemiyle, bu 2023'te olmayıp da 2025'te olmuş olsaydı var ya, yine biz 2 yıl daha bekleyecektik ama bizden haberdarlardı. Bugün emeklilerden de haberdarlar. Evet. Yani feryat figan etmeyene diyor ki ben seni görmüyorum, ama bizim feryat figanımız EYT'nin yarım kalmışlığıyla, abosuyla, çalışanıyla, çalışanın yarın bir gün intibakıyla, staj ve çırağı. Yani bitmeyen mağduriyetler, biliyorsunuz. Federasyonumuz yine var gücüyle bu anlamda
mücadeleye devam edecek. Çok teşekkür ediyorum. Biz de o mücadelede sesinizi duyurmaya devam edeceğiz. Sayın Gönül Boran Özüpak, bizimle olduğunuz için sağ olunuz.